Reputation'la geriledi ya. Bizim zonerlar tekrardan şunlarla düşman olsa rahatlayacağım da. Reputation bir düşüyor bir çıkıyor. Kafayı yedi. Evet, silah peşinde koşmaya devam. Güzel şeyler düşmeye başladı mesela. Raptor. Benim almak istediğim Saiga ISG ile bu silahı çok kıyaslıyorlar. Şeyde yokmuş şimdi. Oğlum mermiler niye 46 bin ruble yapıyor ki? Çok pahalı değil mi? Vallahi bana efsane pahalı geldi. Evet, görev yapmaktansa merklerin peşine düşmeye devam veya monolitlerin, yani istediğim itemleri düşürmeye çalışıyorum. Buraların çoğunu keseceğim zaten. Çoğunlukla istediğim itemler düşmüşse onları gösteririm ya da güzel bir çatışma olmuşsa. Bak, yanıma bu exoskeleton'u alabiliyorum. Kimlerle çatışıyor, kimlerle çatışmıyor. Merkler hariç herkesle çatışıyor. Ben bunu alayım yanıma, bir deneyelim. Bizden zaten Free Stalker. Evet, yanımıza exoskeleton'lı birini aldık. İyi vurdum ha. Oo, birkaç taneler. Adamı bir de bizden seçtim, yani donerlardan, ki ortak düşmanımız çok olsun diye. Merkler hariç saldırıyor. O yüzden iyi yani. Evet, Pripyat'a giden yoldayız ama Pripyat'a gitmiyoruz. Şurada bir stash varına bakacağım. Burada bir sürü monolitle öldürdük. Bakalım istediğimiz şeyler çıkacak mı? Sonda başıboş köpek sorunu var. Sürekli oyun istiyor bunlar. Ha, geliyor başıboş köpekler. Ta Grace Hams'a geldik ki library'inden görev alalım diye. Aha, Noah'la konuştum diyorum. Bir pseudodog eğittiğinden bahsediyoruz. Bana niye bunları verdi ya? Sırf adamla görüştüm diye. Sonda yaptığımız her şey gerçekten başka bir şey etkiliyor. Tamam, yaptım görevi, çok basitti.
Midfield cold. Buradan kurtuluş yok biz herhalde. Aha. Agroprom underground'a git diyor. Orada military document var. Onu al gel diyor. Hadi bakalım. Ну, как будешь у нас на болотах, как говорится, милости просим. Döndük dolaştık. Agroprom'a geldik. Yalnız dikkatli olmamız lazım. Burada iki tane doküman var. Hangisini istiyor? Evet. Bunu Strelok yazmış. Notlar diyor. Agroprom'la ilgili. Evet, dediğim gibi bu itemleri almıyoruz. Daha sonra görev veriliyor. Burada da var. Bir de bu var. Neyse, kalacak bunlar. Bunlar istendikçe gelip alacağız. İstenmeden bir görev yaparsan bug'a girer. Evet, Agroprom'dan belgeleri getirdim. Gene Librarian'la görüş diyor. Bunlar beni göndermeyecek buradan ha. Тебе чего, сталкер? Griffith, o kim? Griffith kim lan? Adam Outskirts'te. Bu adam Merc ise bilemiyorum. Zaten bu şuna git buna git görevleri asla bitmiyor. 39 bin ruble. Заходите еще. Как жизнь? Ateş mi yakıyorsun la? Yakabiliyor mu ki? Aa, yaktı. Eyvallah. Aha, yeni bir achievement. Folk Hero. Folk Hero. Daha fazla companion alabiliyorum yanıma. Evet, Legend seviyesini yükseldik. O yüzden 18. sıradayım. 50 bin rankım var. Reputation'ım biraz düştü bunları öldürdüğümden dolayı. Ama en yüksek seviyeye ulaştık. Legend. Vallahi bayağı aradım. İtemlerin hiçbiri düşmedi. Herhalde bir 3-4 kişi alabiliyorum yanım artık. 2 kişi olduk. Legend'ım oğlum ben. Adam oğlum. Şu controller. Şu da Söder Giant. Reputation'ım worsened oldu. Niye? Söder Giant öldürdüm değil mi? Reputation'ım bug'a girdi herhalde. İşe yaradınız. Bohtan. O kadar da bohtan değilmişsin. Aa, burada yol mu varmış böyle? Burayı ilk defa görüyorum ben. Buradan koşup geçiyordum. Geçiliyor mu acaba orada? Kapalı bir yer gibi gerçi. Dikkat et diyor, burada anomaliler var diyor. Ölmeyelim diyor anomalilerde. Adam beni uyarıyor bak yanımda. O kadar da akıllı. Yıldırım atıyor. Меняю магазин. Yıldırım bir yürüdü. Vay be. Büyürürlerle ilgili gözlemlediğim bir şey var. Ateş anomalisinin içindeyse ateş büyürürüne dönüşüyor. Ateş kullanıyor. Veya buradaki gibi elektrik anomallerinin içindeyse elektrik büyürür oluyor. Etrafındaki şeyleri kullanıyor gibi yani. Burada var bir şeyler. Burada böyle bir yer var. Bu kaçtan beklediğim görev geldi. Efendim, skala düşürmek için iyi bir görev. Hemen gidip almam lazım bu görevi. Sonunda aldık bu görevi. Ну рассказывай, я весь внимание. Tamam, bitti. Ama bu nükleer salınım iyi olmadı buradaki. Cesetler kaybolmaz umarım. Sesle alakalı bir bug mı? Olmuyor değil mi bir şey? Tamam. Belki de görev tamamlanınca böyle bir ses oldu. Evet, bayağı bir loot var. Umarım istediğim item çıkar. Ya da itemler. Bundan çıktı gene. Bulduklarım çıkıyor. Spartan helmet de çıktı. Daha önce bulmuş olduklarım çıkıyor ama bulamadıklarım çıkmıyor. İki tane çıktı, şuna bak. KS-12. Saygı SG olmuyor mu bu? Öyle miydi ya? Alayım şimdi, bakacağım sonra ama mermi skalası bayağı geniş bunun. Efendim, skar çıkmadı maalesef. Yani o kadar cesetten de çıkmıyorsa. Bu arada baktım, KS-12 Saiga SG'nin yeniden adlandırılmış şekliymiş.
Daha önce elime geçti de almadım mı bilmiyorum. Olmuş olabilir bu. Hatırlayamadım yani. Aradığımız pompalı bu. Yalnızca adını Saiga ISG'den KS-12'ye çevirmişler. O yüzden benim kafam karışmış. Dediğim gibi daha önce elimden geçmiş olabilir. İsminden dolayı almamış olabilirim. Öyle olduysa bir hata yapmışız yani. Setimizin ikinci silahını da bulmuş olduk. Bunu da upgrade edeceğiz. KS-12. Yani diğer adıyla Saiga ISG. Yalnız Efes Scar çok istiyordum. Çok çok istiyordum yani, olmadı. Birkaç tane ceset kaldı, onlara da bakalım. Chris Vector. Bir de Eagle daha çıktı. Bildiğim Vector işte. Ulan az daha ölüyordum ha. Senin burada ne işin var? Hangi daha önce düştü bundan? Ama ben fark etmedim. Olabilir. Ama sonuç olarak bak, Discord'dan bakmasam bilemeyecektim silahların değiştirdiklerini. 30 bin ruble de oradan geldi. Şimdi oyun sonu pompalarımızı geliştirelim. Type D lazım öncelikle. Aldık. %100 varmış, güzel. Bu da var. Tamam, herhalde bütün parçalar. Bir tanesi hariç hepsi %100. Aynen. Onu da yapalım o zaman. Parçalarını %100 yapıyorum. Şimdi de silahı temizleyeceğiz. %40'a çıkardık. Genel temizliğinde %98'e çıkardık. Şimdi şunu unload deyip bir bırakayım. Bunun şimdi upgrade'lerini yapacağız. Daha iyi bir scope'da bulmaya çalışırız. Bu 12 mermi alıyor. Birçok özelliği de daha iyi. Saigon 2 Merk'e göre. Upgrade tool'lara bir bakalım. Evet, elimizde var. Şimdi önce şu sıranın hepsini bir seçiyoruz. Fire rate %10. Ha evet, gitti. Şimdi upgrade'ler fazlaymış bayağı. O yüzden hepsini alacağız. Şimdi şu ilk sıra 5 tane zaten. Orayı bir yapalım. %10 fire rate. %5 recoil. %5 recoil daha. %5 daha. Ve handling artı %5. Upgrade dedik. Bunlar yapıldı. Şimdi burada ne var? Reliability var. Ve recoil var. Ha, bu ağırlığını azaltıyor. Bunu aldık. Fire rate. Bunu da aldık. Seçim şansımız yok zaten. Bu eksi %10 recoil veriyor ya. Şu reliability'yi alayım. Artı %15. Şuradan da eksi %10 recoil'ı aldık. Fire rate alalım %15. Ve handling %25. Şimdi iki tane kaldı. O da hangisi? Weapon upgrade kit, fine tuning. İki tane mi lazım ondan? Upgrade dedik. Bu. Değil mi? Aynen bundan. Şu. 1, 2. Geldik upgrade'e. Zaten burada seçim şansım kalmıyor. De bunu yapsam mı yapmasam da emin değilim. Aç kapı oluyor mu acaba bu? Bir deneyeceğim, bu varken nasıl, bu yokken nasıl. Şimdi burada fire rate %15. Aslında reliability değil mi? Tamam, iyi yaptık bence. Bu fire rate de yaptım. Geriye bir tane kaldı. Şimdi bir de upgrade'li deneyelim. Üçlü mod. Evet, tamamen upgrade edilmiş. KS-12'miz de hazır. Şimdi bunun susturucusunu taktık. Şuna bir bakalım. Çiki briki, palçik Bunu beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Bu da güzel değil. Bu fena değil. Çiki briki, palçik Bu daha güzelmiş. D Pro. Tamam. Zaten bak, bu 21.000 ruble. Fiyat farkından da anlaşılıyor. En pahalı da oymuş. Bu çok güzel ya, bence bu olsun. Red Dot Pro. D Pro. Süper. Gerçekten 10 numara. Siz de shotgun'a bunu takabilirsiniz. Peki bunun için neler var? Tamam, setin bir silahını daha koyduk. Güzel oldu. Bunun mermisi var mı? Yeterince mermimiz de var. Ya scope'u bayağı iyi gerçekten. Parasını hak ediyor. 12. sıraya yükseldim. İlk 10'a az kaldı. Loner başka yok zaten burada.
Bak yerimi söylüyorlar ha, Freedomlular. Niye böyle yapıyorlar abi? Başımda ödül varmış, yerimi söylüyorlar bir de. Oradan gidip şunu yapalım. Valim basanlı! Yani aktif olarak kullanmaya başladığım ilk D sınıfı silah oldu. Gel. Меняю магазин. Ampala gerçekten iyi. Bu bizim adam. Buna bir şeyler vermiştik. Ne alsam? Şuna versem. Tamam, çok güzel. 6. sıraya geldik. İlk ondayız. İlk ondaki tek lanur Andrei. Daha önce bahsetmiştim. O radardaki Duga'ya bir göndermeydi ama burası da Duga'nın gerçekteki hali. Birebir böyle. Buraya yerleştirmişler onu da. Oğlum kutu kırdım diye reputation niye artıyor? Buradan Jüpiter'e geçiş varmış. Daha önce hiç geçmedim galiba. Buradan mı? Evet. Jüpiter'in bu kısmına gelmiş miydik? Gelmiştik. Banditler vardı. Своя пошла! Осколочная! Rankimiz ne alemde? 5.'yiz. Daha bitip ya da gitmeden gidişle 1. olacağım. Burada Sin'le Miltre çatışıyordu. Ben de ikisiyle birden çatıştım. Şimdi gidip Jüpiter fabrikasındaki lootlara bir bakalım. İyi dayandı benim yanımda. Herhalde en uzun süre dayanan bu. Hippi saymazsak, yani hippi ölmesin diye özel çaba gösterdik. Evet, Jüpiter fabrikasına girdik. Burada stash'ler var. Önce şu sağdakine mi gideyim? Burada eminim bayağı loot vardır. Böyle bir yer gerçekten var. Jüpiter fabrikası gerçekten ikonik bir yer. Şimdi fabrikanın buradan bir girişi var ama yol kapalı. Asıl girişi buradan. Şöyle hemen sağa dönüyoruz. Buradan girdik. Şimdi buradan da yukarıya çıkabilmek için böyle gitmek gerekiyor. Jupiter Plant diye yazdı. Bir şeyler var. Burası biraz labirent gibi. Ama ben yolu biliyorum. Evet, bakın burası kapalı. Mecbur oradan geliyorsun. Jüpiter fabrikasının içine girdik. Pompalı bayağı iyi oldu. Evet, buranın çatısı kırılmış böyle. Şuraya bir helikopter düşmüş. Burası biraz karışık bir yer. Ama birkaç kere gelip gidince öğreniyorsun. Ben de zamanında buraya çok geldim. O yüzden biliyorum. Jüpiter fabrikasının son alanı burası. Buradan böyle aşağıya doğru bir gidiş var. Kapalı orası. Şurada kontrol odası var. Stash burada bir yerde gözüküyor. Evet, burada. Doğru düzgün şey çıkmadı tabii ki. Burası kontrol odası. Şimdi burayla işim kalmadığına göre geri dönebilirim. Burası da böyle bir yer. Niye böyle bir yer yapmışlar? Bilmiyorum. Yani Jüpiter fabrikası ne için kullanılıyormuş onu da bilmiyorum açıkçası. Şimdi buradan kestirme bir çıkış var. Hani şu taraftan giremiyorduk ya. Ama buradan gidebiliyoruz. Oo, kalabalıklar.
sinsi geliyorlar ya. Adam hiç ses vermedi. Goldfish. Bu Goldfish de ilk defa çıktı. Şimdi bizim adam ölmüş orada. Bir gidip bakayım ona. Şimdi bizim adam niye öldü? Vurdular mı acaba onu? Monolith Exo vardı bunda. Alamayacağız bu durumda. Neyse alıp ne yapacağım ki zaten. Gerçi bakayım yürüyebiliyorsam. Aynen yürüyebiliyorum, tamam. Biraz daha ararım silahı. Artık bulamayacağımdan emin olunca Rogue'un yanına giderim. Oradan Strelon peşinden gitmeye devam ederiz. Gün batımı bayağı güzel gözüküyor. Army Warehouses'da gün batımı. Freedom'lılar buraya getirin görev verdiler. Burada değil de çatıştılar. Bakalım nasıl olacak. Oo. Aa, öldü Freedom'lılar. Bizi buraya getirdiler, getirdim. Burada öldüler. Birinci sıradayım istatistiklerde. Ne ara birinci oldum ben? İstatistiklerde başa geldik arkadaşlar. Birinci sıradayız. 61 rankımız var. Vay be. Zonun bir numaralı adamıyım şu an. Daha Pripyat'a bile gitmedim. Evet, Rock. Seninle konuşmam lazım. Konuşmak istemiyor, beni yalnız bırak diyor. Ben de radardan geçtiğimi söylüyorum. O da Brain Scorcher'dan nasıl geçtin diyor. Ben de Sakaro'dan Psy Helmet almıştım diyorum. Sonra kapattım diyorum Brain Scorcher'ı. İnanmıyor. Sonra o zaman sağlamsın falan diyor. Diyoruz ki, bize dediler ki sen Strelon'un yoldaşlarından biriymişsin. Onu bulmak istiyorum. Neyin peşindesin diyor. Sidorovich beni gönder diyorum. Strelon'un sonun kalbiyle, merkeziyle ilgili olan o derin buluşlarını öğrenmek için. Tamam diyor. Bizden bir tane silah getirmemizi istiyor. Silahın adı Experimental Weapon. Onu alıp getireceğiz. Getirince gideceğiz. Şimdi bu deneysel silah dediği bir Ghost Rifle. Gidip oradan şuradan onu alacağız. Herhalde Jüpiter'de gittiğim bir tek olarak kalmıştı. Oraya da bu vesileyle gitmiş oluyoruz. Ne kadar kaldı ama uzakmış. Düşmanlar var. Kim acaba bunlar? Olmadı. Bunlar sağlam çıktı. Tamam. KS-12'miz. Baş dönmesi var. Bayağı zorladılar beni. Gördüm. Hı, bizden biri geldi. Scar. Scar yardım etti herhalde. Şu üstüm başımı düzelteyim hemen. Iron Forest anomalisi. Burada Poltergeist var galiba. Geri çıkalım sıvarak dedektöre bakarak. Ne oluyor burada? Poltergeist'lar var. Aşağıda var mı?
Poltergeist'lardan kurtulduk. Şimdi burayı gezelim. Bir tane daha mı var? Bir tane daha var. Tamam, o da gitti. Şimdi burası deney yapılan bir yer. Alt kata indik. Yukarıda Scar köpeklerle dövüşüyor. Şimdi bayağı bir aşağı iniyoruz. Evet, deney yapılan alan burası. Bakın, o deneysel silahla şuradan ateşliyorlar. Bu metal tabakaya geliyor. Bunun kalınlığını görüyorsunuz şöyle. Bunu delip geçiyor. Ve şuraya saplanıyor. Deney burada yapılıyor. Bunu bile delen bir silah. Bu arada Jüpiter'in o girişindeki yerle, Jüpiter Underground'ın girişindeki yerle karıştırmıştım ben burayı. Üste çıkılıyor diye. Bunun üstüne çıkılıyor. Şuralarda itemler falan olması lazım. Şu merdivenlerden çıkabiliyorsun istersen. Şimdi biz geri dönelim. O odanın silahın ateşlendiği tarafına geçeceğiz. Deneysel silahımız da orada. Evet, burası. Biz bunun öbür tarafındaydık az önce. Evet, silah da burada. Aldık. Tamam, görev yenilendi. Şöyle elimize alalım bunu. Bunun mermisi var. Çok güzel. Bunu da deneriz. Herkes bir görmüş olur. Şimdi yukarı çıkalım tekrar. Yani bu bildiğin Ghost Rifle aslında. Ama şu an item numara 62 yazıyor. Yani 62 numaralı item. Scar da buralarda geziyor. Şunun dolaştığı yerlere bak. Bu herhalde 8x. Bayağı zoomluyor. Bunu teslim etmeden önce şurada atık işleme tesisinde mörtler var mıdır? Bir onların üstüne denesem. Burası da büyük bir yer aslında bak. Şurada binalar falan var. Yani üzerine entegre scope'u bayağı iyiymiş. Şurada. Kimi niyet? Kime? Rah. Altı mermi kaldı. Altı mermiyle Sudjant ölüyor mu bakalım. Elimiz çok titriyor. Neyse. O kadar da iyi değil demek ki. Mesafe de önemli tabi. Evet, KS-12 sağ olsun. Zıplayacak da ha. Zıplayan Sudo Giant bu. Evet, Rogue, getirdim silahı. Evet, başarmamıza şaşırdı. Ne istiyorsun diyor tam olarak. Ben de diyorum ki Sloke'la konuşmak istiyorum. Hepsi bu. Bir düşüneceğim diyor. Yeni diyaloglar açıldı. Tamir de yapıyormuş bu. Bize şeyden bahsediyor. Pripyat'tan tek başına gelmiş buraya. Şimdi bir 3 kişi muhabbete geçiyor bunlarla ilgili. Biz zamanında diyor 5 kişiydik. Gatekeeper diyoruz, bir şeylerden bahsetti bize. Bariyerden geçtiğinizi, monitlerle savaşıp ondan sonra ne oldu diye soruyorum. Şimdi bize anlatıyor. Strelon zonla ilgili bilgisiyle ve Wayfarer'ın anomalilerin içerisinden güvenli bir yol bulabilme yeteneğiyle diyor. Pripyat'a varabildik. Ne mutantlar ne de monolit bizi durdurabildi. Ama bundan sonra diyor işler boka sardı. Yani tam olarak öyle diyor burada. Monolitlerden başka bir baskın yemişler. Dördü kurtulmuş. Dördü cover almış. Ve scope, bunların sniper'ı, onları korumuş. Tam diyor bitirmek üzereyken diyor, o scope'un olduğu yerden assault rifle sesi gelmiş. Ve onun rooftop'tan, yani çatıdan aşağıya doğru
5 katlı binadan aşağıya doğru düştüğünü görmüşler ve olağanüstü olası adam oradaydı diyor. O diyor basit bir fanatik değildi. Orada durdu bize diyor, baktı, değişik bir armoru vardı. Tam diyor kafasına bir iki mermi sıkacakken kayboldu. Yani yok olmuş bir anda. Strolog onlara geri çekilelim demiş, geri çekilmişler. Kaç tanesini öldürmüşler geri çekilirken. Sonra o adam birdenbire tekrar gelmiş. Nasıl oluyorsa tüm o çatışmanın içerisinden geçmiş. Şöyle saçmalıyordu diyor. Ben iyi dolanım. Monolith'in seçilmişi, kafirlerin yıkımı, yıkıcısı. Bunu diyor tekrar etti sürekli. İyi dolan ha diyorum. Geri kalanı öldürdük diyor ama o diyor ölmeyi reddetti. Ölmedi diyor bir türlü. Sanki diyor mermiler ona ulaşamıyor gibiydi. Benim diyor kolumdan vurdu. Şimdi Wayfarer'dan öldürmek istemiş. Daha sonra Stralok bir el bombası atmış. Ardından Stitch bunu da almış götürmüş. Bunların ekip arkadaşları bunlar. Scope, Wayfarer, Stralok, Rogue, Stitch. Peki diyoruz, Stralok bu Eidolon'u alabildi mi? Hayır diyor. İşlerinden gelmemiş. Ama diyor tüm o dumanın içerisinde onu dikilirken görebiliyorduk diyor. Normal değildi. Kimse diyor o kadar mermiyi emmemez diyor, yani bir sıkıntı var. Belki de üzerinde bir nadir artefekt vardı, bilmiyorum diyor. Bu yüzden Stralok seni bu silahı bulman için gönderdi ki o elemanı bitirebilirsiniz. Evet tam olarak böyle diyor. Şimdi Pripyat'a geri dönecek. Gear'ını falan hazırla, stone'u falan yap diyor. Ondan sonra diyor yola çıkalım. Şimdi bir kaydedelim. Ardından hazırım diyelim. Evet, Pripyat'a Jupiter Underground'dan gideceğiz diyor. Bizim diyor sakladığımız yere en güvenli yol orası diyor. Yani bildiğim. Hadi bakalım. Jupiter Underground'a gideceğiz. Jupiter Underground'dan Pripyat Outskirts'e geçeceğiz. Zorlu bir yol olacak. İstediğim silah ve zırh çıkmadığı için artık yoruldum yani. İlerleyeyim. Aslında bir tane exoskeleton yapabilirdim de upgrade'ini yapmaktan sonra bir anlamı yok. Upgrade'leri de ona harcamak istemiyorum. Hani şey için, o underground'dan geçerken bizi korurdu diye. Rock sağlam bir adam. Strelok'un has adamlarından biri. Yani Strelok bunu o experimental silahı bulsun diye göndermiş. Yoksa o Eidolon denen kişi ölmüyormuş. Saturn'dan Jüpiter'e geçtik. Jüpiter'den şimdi Jüpiter underground'a doğru gideceğiz. Böyle soldan gideyim de şu çimento fabrikasında bir sürü haydut mutantı falan oluyor, onlarla uğraşmayalım. Evet buradan geçeceğiz. Umarım düşman yoktur. Var. Смена магазина. Daha var birileri. Hemen geri kaçtı. Buraya kaçtı en son. Yani eminim buraya kaçmış olması lazım. Nereye gitti o? Allah Allah. Belki de diğer map'e geçti. Yani Jupiter Underground'a geçti. Peki biz de geçelim Jupiter Underground'a. Buradan gidiliyor. Evet Jupiter Underground'a geldik. Şimdi bu çok uzun bir tünel. Şuradan araç falan indiriyorlar herhalde. Bayağı da derindeyiz. Yani gözükmüyor bile. Buradan ta Pripyat Outskirts'e kadar bir tünel böyle. Monolitler var, mutantlar var. Geliyor bile hatta. Aslında gece görüşünü açsam daha mı iyi olur? Evet daha iyi oldu gece görüşü. Gece görüşü çok güzel oldu gerçekten. Bayağı karanlık çünkü burası. Burada da bayağı tankları mankları yemişler. Ona vuracağına bana vurdu. Orada bir çatışanlar falan var. Ha burada acaba artefekt var mı? Artefekt falan yok herhalde. Şimdi oradan geçtikten sonra bu tarafa döndük. Buradan böyle devam edeceğiz.
Ne oldu, ne gördün gene? Fare falan mı? Şimdi yol bizi buraya getirdi. Burası kapalı olduğu için buradan gideceğiz. Buradan aşağı indik. Daha var mı acaba sınır? Var gibi. Ha, üstte. Ha, inecek şuradan. Nerede indi acaba? Korkuttu beni bak. Ben yukarıdadır diyordum. Tren yolu varmış ama çıkmış burası. Monolit mi acaba onlar? Düşman var. Aynen, monolit. Öldürmüş birini burada. Monolitler var burada. Şimdi bu demir yolu yer altından geçiyor. Ve orada büyük bir alan var. Oraya giriyor. Şimdi birazdan girip bakacağız oraya. Burada böyle büyük bir kapı varmış da şifresini girmiş açmışlar. Ne oluyor? Görev bizi buraya kadar getirdi. Şimdi burası böyle değişik bir yer. Geniş, büyük bir alan. Burada bir sürü snork ölmüş. Düşman var mı bilmiyorum. Şöyle gözüküyor mu acaba? Bak orada açıklık varmış. Sanırım Pripyat Asköst'ü görüyoruz buradan. Hatta gece görüşünü açacağım ben. Davay, davay! İleri geliyor şuradan ve şuradan. Pardon, pardon. Bununla konuşmam mı gerekecek? Burası o kadar da güvenli değil diyorum. Takip etmiş olmalılar diyor. Yine de diyor Pripyat'a da oradan gitmekten daha güvenli. Ne yapacağız dedim, devam edeceğiz diyor. Evet, devam edeceğiz. Ama önce biri şurada öldü. Biri de burada. Onları bir lootlayalım. Yalnız buradan geçmek için Svarok'tan bakmam lazım. Şimdi böyle bir yer var. Kontrol merkezi burası. Şifreler yeraltı kontrol merkezi. Biraz şifreleri falan girilmiş, açılmış. Dokümanlar var, almayacağız. Böyle bir yer. Buradan devam ediyor yol. Buradan yukarı. Bu adam buradan tek başına geçmiş. Ve en güvenli yol burası diyor. Yeraltı olduğu için herhalde. Smeyan'ın magazini. Bir şeylerin sesi geliyor ama. Burada saklanıyormuş şerefsiz. Snuff burayı yuva yapmış kendine. Biz gitsek arkamızdan gelecekti. Gece görüşünü açacağım tekrar. Hayır, tam çıkışa geldik. E şimdi buradan, bu merdivenden bayağı bir çıkacağız. Bu da bizi Pripyat Asköst'e getirecek. Evet, Pripyat Asköst'e geldik. Gelir gelmez düşmanlar var. Yani tam olarak Pripyat'ta değiliz. Pripyat'ın dış mahalleleri, işte kenar mahalleleri, oralardayız. Bayağı çatışmalar var burada. Laundromat. Bunlar bizden. Merkler var. Evet, Laundromat, Strelok ve arkadaşlarının konuşlandığı yer burası şu an. Şöyle mapler göstereyim. Burası Pripyat Asgards. Şurada merk varmış. Burada merkler var, onları öldürürüz ama önce bir görev var, onu yapayım ondan sonra. Pripyat burada. Biz de dış mahallelerindeyiz. Burada da bayağı bir şey var.
Burada artık Pripyat'ın merkezine geçmeden önce düşürmek istediğim şeyleri düşürürüm diye düşünüyorum. Geriye zaten 2 tane item kaldı. Evet, şurayı da açalım. Ve işte karşınızda Strelok. Privet Strelok. Adamın yüzünü ışık tutmayalım. Seni arıyordum bayağıdır. Niye böyle duruyorsun? Ne bir değişik. Smegol gibi. Sen bu zonun en efsane adamısın. Hah, şöyle kendine gel. Evet. Şimdi onunla konuşmak istediğimi söyledim. O da diyor ki her şeyin bir karşılığı var. Aslında diyor paylaşmak istediğim şeyler var ama bir kısmından diyor emin değilim. O yüzden diyor çok da istekli değilim paylaşmak için. O zaman diyor senin diyor monolit problemini çözerim. Karşılıklı bir şeyler yapıyoruz. Evet diyoruz. Rogue Eidolon'dan bahsetti. Deney silahını da getirdik. Şimdi ana görevde biraz daha ilerlemiş olduk. Şimdi ilk gittiğimiz yer vardı ya, bu Strelon'un haydatı vardı Akropon'da. Orada Strelon'un notlarını bulmuştuk. Onu vereceğiz şimdi. Bir de hatırlarsanız Grace Farms'ta doktor ne demişti? Ona de ki beni ziyaret etsin. Onu da iletiyoruz şimdi. Bize Firefly verdi. En iyi artifact container'ın içinde. Şimdi şuna basarsam ana hikaye devam edecek. Bir süre ana hikayeye devam etmek istemiyorum. Önce istediğim itemleri bir düşüreyim, ondan sonra edeyim. Düşüremezsem gene devam edeceğiz. Gene keserim önemli olmayan yerleri. Evet, şimdi gördüğünüz gibi Lost Zone Storyline buradan devam etmiyor. Çünkü Strelo'ya gelip bu ikiye tıklamam lazım. Yani Eidolon'la olan savaşın için hazırlanmana sana nasıl yardım edebilirim diye. Şimdi bize kendinden bahset dediğimiz zaman bunlardan bahsediyor. Lan Strelo, senin peşinden ta koridordan buraya geldim. Bakın ta şuradan başladık bu adamı aramaya. Buradan buraya kadar geldik ve bulduk ve bu adam Zon'un en efsanevi stalker'ı Strelok. Şimdi burada bir görev var. Önce onu yapayım. Stash'lere bakalım. Sonra şurada bir görev var. Merak ettim ne olacak o görev. Çünkü Merkler tarafından verilecek bir görev o. Ben onları öldürecektim aslında. Neyse önce görevi yapayım, bitireyim, ondan sonra öldüreyim olmazsa. Bir de burada işleri çok karıştırmak istemiyorum. Bug'a falan girer diye. Ekip burada. Sağlam adamlar. Rogue burada. Bunlardan tek tek görev alacağız. Stitch Mitch. Yar. Cashier. Bu da dükkanmış, seviye 5. İşleri çok karıştırmayalım. Burayı çok bug'a sokmak istemiyorum. O yüzden bir görev yapıp etrafı bir dolan çok olaylara karışmayıp çekip gideceğim. Raze'imizden Pripyat Asgurs'e ilk adımımızı attık. Şuradan gideyim. Evet, Chernobyl'de bu gerçekten var. Bunun adını unuttum, neydi bunun adı? Sanki ulusların kardeşliği mi? Barışı mı? Öyle bir şeydi. Benim kanaldaki o Stalker oyunu ve Chernobyl'deki gerçek yerlerin karşılaştırması videomda bu da var. Evet, Griffin diyor ki adam al yoksa ateş açarız. Gelin bakalım. Beni vuracaklar mı? Silahımı kapattım. Bookstore. Vurmuyorlar. Tamam. I'm listening, man. Bunları öldüreceğiz bir ara. Şu adam. Seni görmeye geldim. Öyle konuşmuş olduk. Aa, özel görev mi veriyor? Hmm. Laboratuvar X8'den bir şeyler istiyor. Özel görev kalsın. Tamam, bir tane mutant öldüreceğiz. Special job. Alsam mı onu acaba? Yani Laboratuvar X8'e şimdi resim gelmedi. Neyse kalsın. Şu diğer görevi yapalım. What's up, bro? Sanırım bunların hiçbirinde benim istediğim item yok.